Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu bölümümüzde kara delikler konuşuyor olacağız. Konuğumuz Bilim Akademisi üyesi, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Tekin Dereli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kara delik nedir? Önce bunu soralım, bize bir tanımlamanızı rica edelim. Bu bayağı zor bir soru. Çünkü zorluğu hani kara delikleri anlatamayacağım için değil. Fakat bunu doğru bir dilde anlatmak icap etseydi matematik kullanmam gerekecekti. Anlaşılabilir olmak için kullanamayacağım için ve de pek çok fizik kavramı da çok yabancı olduğu için biraz zor. Ama şunu çok önemli vurgulamak istiyorum. Eğer Einstein'ın genel görelilik teorisi olmasaydı biz kavram olarak kara delikleri konuşamıyor bile olacaktık. 1916 senesinde bulmuş olduğu bu relativistik kütle çekimi teorisi Einstein'ın hem kara delik kavramını bizim aklımıza getirdi ve de bir şekilde önce teorik olarak ve de sonunda da geçen yüzyılın sonunda ve şu son yıllarda kara deliklerin gerçekten gözlenmesiyle bu konuyu başlatmış olan Albert Einstein. Şimdi Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin ismi biraz yanıltıcı. Esasında onun yapmış olduğu şey bir kütle çekim teorisi yazmak. Geometrik olarak uzay zaman, dört boyutlu uzay zaman üzerinde. Biliyorsunuz iki kütle mutlaka birbirini çeker. Newton'un evrensel çekim yasası. Bunu herhalde lisede herkes öğrendiği için doğru olarak kabul edebilirim. İki tane kütleyi alsanız aralarındaki mesafeye R deseniz, bu iki kütle arasında kütlelerine doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesine ters orantılı bir çekim kuvveti olur. Her cisim evrendeki bu çekim kuvvetinden etkilenir. Ve bunun orantı katsayısı evrensel bir sabittir. G dediğimiz Newton'un evrensel çekim sabiti. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım ama Einstein'ın gravitasyon teorisi dediğim zaman bir kere Newton'un bu evrensel çekim yasasını genelleştiren bir alan teorisi anlayacağım. Gravitasyon alanı, çekim alanı. Çekim alanı içinde herhangi bir kütleyi koyduğum zaman bu cismin üzerine bir kuvvet etki edecek, çekim kuvveti. Bir de relativistik lafı dedim. Çok önemli bu. Şimdi relativite teorisinden iki tane var. Genel görelilik dedim. 1916'daki teorisine Einstein'ın. Bir de esas Einstein'ı meşhur eden 1905 senesindeki özel görelilik teorisi var. Bu da ışık hızına çok yakın hızlarda hareket edebilen taneciklerin kinematiği diyeyim. Onların teorisi. Kinematik hareket, hareketi. Bu bildiğimiz Newton hareket yasalarından daha genel olmak zorunda ışık hızı. Işık hızı da çok önemli bir sabit. Işığın boşluktaki yayılma hızı. Işık bir elektromanyetik dalga türü. Şurada hep elektromanyetik dalgaların içindeyiz. Elektromanyetik dalgaların özel bir türü, işte dalga boyları veya frekansları belli bir sınır içerisinde olursa biz ona görünür ışık diyoruz. Eğer değilse elektromanyetik dalga türü. Elektromanyetik dalgaların boş uzayda yayılma hızı da C, her gözlemci tarafından aynı değerde ölçülür. Saniyede 300 bin kilometre. Bu biraz tuhaf gelmeli size çünkü ışığa doğru, ışık kaynağına doğru hareket de etseniz, ışık kaynağından uzağa doğru hareket de etseniz fark etmez. Işığınızı her gözlemci tarafından C aynı sabit değere sahip olarak bulunması gerekir. Bu size basit gibi gelebilir ama bunun sonucunda mesela zamanın mutlak bir kavram olmadığı, her gözlemciye göre farklı bir zaman tanımlanabileceği ve birbirleriyle nasıl ilişkisinin kurulabileceği özel görelilik teorisinde tarif edilmiş. Genel görelilik teorisi ise kütle çekiminin relativistik bir tarifi olması nedeniyle işte genel görelilik teorisi. 1905'teki özel görelilik teorisini belki Einstein bulmasa birisi mutlaka hemen o sıralarda bulacaktı. Çünkü ortam hazırdı. Değişik bilim adamları bunu tartışıyorlardı. Einstein'ın dehası böyle basit bir kavramdan zamanın göreli bir kavram olduğunu, gözlemciye bağlı bir kavram olduğunu söylemesi, görelilik teorisi. Fakat 1916'da uğraşarak, matematiğini öğrenerek, bütün kavramları geliştirerek ve de kendi adıyla anılan alan denklemlerini yazarak Einstein teorisini bulması, bu gerçekten olağanüstü bir teori. Örneği de olmayan bir teori.
Çünkü Einstein bunu yapmasaydı 1916'da belki doğal akışı içerisinde 50'lerde, 60'larda bir 45-50 sene sonra o noktaya gelebilirdik. Kara delik fikri de aslında Einstein teorisinin aklımıza getirdiği en önemli kavramlardan bir tanesi. Bu iki teoriyi anladıktan sonra artık kara delik nedir diye sorabilir miyim size? Aslında biraz uzay zaman hakkında bahsedeyim mi? Buyurun tabii ki. Çünkü içinde yaşadığımız uzay, üç boyutlu uzay diyoruz ama hareketi de düşününce ve de relativite teorisinde işin içine katınca, zamanın da göreli bir kavram olduğunu işine katınca biz esasında dört boyutlu bir uzay zamanda yaşıyoruz. Ve Einstein'ın en büyük keşfi kütlenin uzay zamanın geometrisini eğri uzay zaman haline getirmesi. Şimdi eğri uzay anlatmak kolay. Eğri uzay zamandan bahsediyorum ben. Zaman kavramı uzay kavramından farklı olduğu için eğri uzay biraz gözünüzde canlandırması çok daha zor olacak. Evet, çok zor. Ama isterseniz herkesin yapmış olduğu gibi basit olarak eğri uzay kavramını bir kere yapayım. Düz uzay. Hı hı. Düzlem. Eğri uzay örnek olarak mesela bir kürenin yüzeyini verebilirim size, değil mi? Bu sabit pozitif eğrilikli bir üç boyutun içine gömülmüş yüzey, kapalı, sınırsız bir yüzey, küre yüzeyi. Eğriliği var, fark ediyorsunuz, düz değil. Bir düzlem içinde iki nokta versem size, bunu ikisini birleştiren en kısa eğri hangisidir? İki noktadan bir doğru geçer. Evet. Doğru, düzlem üstünde iki noktayı birleştiren en kısa eğri, bu iki noktayı birleştiren doğrudur. Peki eğri yüzeyde ne olacak? Şeyi düşünebilirsiniz. Yer kürede mesela İstanbul'dan kalkıp New York'a gidecek bir uçak. En kısa yol ne izlemesi lazım? Kürenin A noktasından B noktasına giden bir uçak. En kısa yol nedir? Biz bunlara jeodezik diyoruz. Eğri yüzeyin üzerindeki jeodezikler. En kısa iki noktayı birleştiren yol. Esasında bunun cevabı basit. Küreyi R yarıçaplı bir küre alayım, sabit yarıçaplı. Merkezi var. Bu merkeziyle aynı merkezi kabul eden ve aynı yarıçapa sahip olan bir çember düşünün. İki noktadan geçen bir tane büyük çember vardır. Ve eğer A noktasından B noktasına bu büyük çember parçası üzerinde giderseniz, bu iki noktayı yüzey üzerinde birleştiren en kısa yol. Bu şeydir, çember parçasıdır, jeodezik. Bu iki noktayı nasıl belirleriz? Bunu da size açıklayayım. Mesela bu endemini... Kara deliği anlamak zormuş gerçekten, evet. O zaman. Uzay zamanda yaptığınızı düşünün bir de bunu. Bir de bir tane koordinatta birerlerinden farklı nitelikte. Bir de şeyi söyleyeyim. Mesela kürenin yüzeyindeki bir noktayı nasıl belirliyoruz? Koordinatlar veriyoruz. Yarıçap dedim, R. Evet. Ama yarıçap sabit eğrilik. Peki bir de bir noktayı belirlemek için enlem ve boylam diye iki açı vermem lazım size. Ve neye göre veriyorum enlem boylamı? İşte kuzey kutbundan güney kutbuna giden bir eksen var küreyi kesen. Hı. Ve ondan sonra enlemleri derece olarak kuzey kutbunda 0, ötekisinde 180. Ondan sonra da boylamlarda gene 360 derece açı. Şimdi mesela şeyi düşünseniz, kuzey kutbundaki noktayı düşünseniz, onun enlemi 0 derece, boylamı belirsiz, değil mi? Biz buna koordinat tekilliği diyoruz. Ben biraz sonra buna geleceğim, koordinat tekilliği. Kürenin yüzeyindeki o noktanın herhangi bir tekilliği var mı? Yok. Kutuba gitmiş olsaydınız, gezmiş olsaydınız, gidip toslayacağınız bir yer var mıydı o noktada? Yok. Ama yani koordinatları bu şekilde seçtiğim için, kuzey kutbundaki nokta ile güney kutbundaki, evet, noktanın boylamları belirsiz kaldı enlemlerini verdiğim zaman. Böyle bir koordinat tekilliklerinden bahsedeceğim ileride. Bir de çünkü gerçek tekillik var, ona da ayrıca geleceğim. Gerçek tekillik dediğim zaman mesela eğrilik yarıçapının sonsuza gittiği bölgeler mesela yahut da noktalar. Bunlara gerçek tekillik diyeceğim, bir de koordinat tekilliklerini de ayırdım. Şimdi Einstein'ın en büyük bulgularından bir tanesi, bir kütleyi koyduğunuz zaman uzaya, uzay zamanda bir kütle dağılımı verdiğiniz zaman, bunun uzay zamanı eğri uzay zaman, eğrilikli uzay zaman haline getirmesi. Boş uzay zaman düz, aynı bir kağıt yüzeyi gibi.
Ama bir kütleyi koyduğunuz zaman uzay zaman eğriliyor. Dolayısıyla uzay zaman eğriliğinin kaynağı kütle dağılımı. Peki bir de şunu sorabilirsiniz bana. Eğri uzay zamanını bir şekilde yarattık, verdik. Bunun üstünde bir test kütlesi alsam, küçücük bir kütle alsam ne yapar? Eğriliğine uyarak jeodezikler üzerinde hareket eder. Einstein buna eşdeğerlik ilkesi demiş ama niye eşdeğerlik ilkesi demiş? Şimdi vaktimiz yok, hiç ona tartışmayayım. Mesela Einstein'ın asansör deneyini falan duymuşsunuzdur. Einstein'ın asansör deneyi esasında bu eşdeğerlik ilkesini açıklamak için yapılmış bir tasarlanmış bir örnek. Hiç girmeyeceğim onlara. Yalnız iki tane şey söyledim. Bir tanesi Einstein'ın kütle çekimi, relativistik kütle çekimi teorisine göre bir madde dağılımının varlığı uzay zamanının eğrilikli uzay zaman haline getirir. Bir. İkincisi de eğer ben bir test kütlesi alırsam ve eğrilikli uzay zamanda bir noktaya koyarsam bu nokta test kütlesi hareketsiz kalmaz. Eğrilikli uzay zamanının jeodezikleri üzerinde yani en kısa yollar üzerinde hareket eder. Peki kara delik nedir hocam artık? Şimdi kara deliğin tanımını vermek için şunu yapmam lazım. Şimdi dedim ya Einstein genel gravitasyon teorisini 1916 senesinde son halinde verdi. Şimdi Einstein o teoriyi verdikten hemen birkaç hafta sonra Karl Schwarzschild diye bir matematikçi kara delik dediğimiz şimdi kara delik diye en basit kara delik örneğini Einstein denklemlerinin çözümlü olarak hemen yayınlayıverdi. Ve o zaman bunun kara delik olduğu anlaşılmamıştı. Ama biz şu anda kara delik olarak bahsettiğimiz Einstein denklemlerinin çözümü Schwarzschild tarafından bulundu. Schwarzschild biraz Alman matematiksel fizikçisi ama hayatı biraz trajik onun. Einstein gibi değil. Şunun için şöyle diyeyim. 1916 Birinci Dünya Savaşı'nın ortası biliyorsunuz. 1914'te savaş başladığı zaman Schwarzschild'i askere almışlar. Doğu cephesine yollamışlar. Ve bu mesela kara delik çözümünü bulduğu zaman askerdeymiş. Ve de yani birkaç ay sonra da hastalanmış ölmüş. Hiç görmemiş yani ne kadar önemli bir çözüm haline geldiydi bu çözümün. Dramatik bir hikayesi var Schwarzschild'in. Ama Schwarzschild'in çözümü merkeze bir noktasal kütle koyarsam, R eşittir sıfırda merkezde bir noktasal kütle alsam, bu kütlenin etrafındaki gravitasyon alanı nedir? Bunun bir kere radyal olması lazım. Radyal derken sadece mesafeye bağımlı olması lazım. Yönlerden bağımsız olması lazım. Merkezcil bir kuvvet olacak. Ve bu çözümün iki örneği, özelliği var. Jeodezikleri radyal olarak içeri, dışarıdan içeri veya radyal olarak içeriden dışarı. Hepsi şeyde toplanıyor. Merkezde kütlenin olduğunu düşündüğümüz noktada toplanıyor. Ve R eşittir sıfırda merkezde gerçek bir eğrilik tekilliği var. Bir kere bunu not edelim. Yani buraya yaklaştığınız zaman, merkeze geldiğiniz zaman uzay zaman eğriliği patlıyor, sonsuza gidiyor. Dolayısıyla gerçekten bir tekilliği var. Fakat Schwarzschild metriğinin bir özelliği bir de sonlu bir yarı çapta koordinat tekilliği var. Yani bu merkezdeki gerçek tekilliği kapayan bir küre yüzeyi var. Buna Schwarzschild yarıçapı diyoruz. İki tane sayı verdim size değil mi? Bir tanesi Newton'un evrensel çekim sabiti. Bir tanesi ışığın boşluktaki yayılma hızı. Bu da evrensel sabit. Bir de Schwarzschild kütlesi m. 2mg/c³. Bu bir mesafedir. Schwarzschild mesafesi ve bu mesafede de gerçek bir koordinat tekilliği var. Şimdi koordinat tekilliğini şöyle anlamanız lazım. Dedim ki test kütlesi bir eğrilikli uzay zamanda jeodezik üzerinde hareket eder. O zaman dışarıda bir tane test kütlesi alayım. Jeodezik üzerinde merkezdeki kütleye düşecek. İkisi arasında çekim kuvveti var. Dolayısıyla radyal yönde içeri doğru hızlanmaya, ivmelenmeye başlayacak. Başlayacak. En sonunda da merkeze çarpıp ulaşacak. Ve de Schwarzschild yarı çapından geçerken hiçbir şey görmüyor. Çünkü o koordinat tekilliği o dümdüz geçip gidiyor. Şimdi içeriden dışarı doğru giden bir jeodezik düşünseniz ne olacak? Bu şuna benziyor. Şimdi bir topu alıp yere doğru attığınız zaman hızlanarak yere çarpar. Peki havaya attığınız zaman ne olur? Yere düşer. Yavaş yavaşlar, durur, geri döner. Peki ne yaparsınız? Daha hızlı atsanız
daha çok çıkar, gene düşer. Fakat şimdi mesela roketlerle uydu yollamak nasıl oluyor? Yer çekimini yenmek için bir kaçış hızı var. O kaçış hızından daha yavaş atarsanız topu yukarıya mutlaka geri gelir. Ne kadar hızlı atarsanız o kadar çıkar ama gene geri gelir. Ama eğer kaçış hızından fazla bir, daha büyük bir hızla atarsanız gider dış uzaya, bir daha geri gelmez. Şimdi kara delikteki bu Schwarzschild yarıçapı aslında bu kaçış hızı ile ilgili. Şimdi ne dedim? Işık hızından bahsettim. Evrensel sabittir dedim. Işık hızının bir tane daha niteliği var. Evrende hiçbir cisim, hiçbir nesne ışıktan, boşlukta yayıldığı hızdan daha hızlı hareket edemez. Bu teorinin verdiği bir şey değil. Bu bizim gözlemlerimizden gelen bir nitelik. Evrende hiçbir şey boş ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bir tek elektromanyetik dalga ışık hızıyla hareket eder. Onun dışında kütlesi olan her nesne ışıktan daha yavaş hareket eder. Dolayısıyla siz Schwarzschild çözümü içinde dışarıdan, Schwarzschild yarıçapının içinden dışarıya doğru, jeodezik içinde yukarıya doğru topu attığınız zaman geriye geldi. Daha hızlı attınız, gene geriye geldi. Ne kadar hızlı atabilirsiniz? Işık hızından daha hızlı atabilir misiniz? Atamazsınız. O zaman ışık yollayalım. Işık ne olacak? Şimdi ışık çok yoğun gravitasyon alanlarında etkilenir. Yolunu bükülür. Ama mesela çok yoğun kara merkeze yakın çok büyük gravitasyon çekim kuvvetleri olduğu zaman ışık da etkilenir. Enerjisi var çünkü. Schwarzschild'in çözümünün merkezinden radyal olarak dışarıya ışık yolladığınız zaman ışık yavaşlar. Yavaşlar, yavaşlar. Nereye kadar? Schwarzschild yarıçapında gelip durana kadar. Ve oraya kandil gibi asılıp kalır. Şimdi bu Schwarzschild yarıçapını belirleyen şey bu işte. Işığın bile içeriden dışarıya çıkamayıp hızını, bütün hızını kaybedip kütle çekimi nedeniyle ve de asılı kaldığı yer, olay ufku diyoruz biz buna. Dışarı çıkamıyor, eğer ışık dışarı çıkamıyorsa Schwarzschild yarıçapından, o zaman hiçbir şey çıkamaz. Şimdi bu bize teorinin söylediği bir şey. Şimdi kara deliği tarif edebilirim bu noktada. Evet, artık değil mi? Şimdi kara deliğin tarifini tam olarak vereyim ve bu matematik tarif olarak da tam olarak, eğer matematik terimleri yerine koysam, bu kara deliğin tam tarifi. Bir kere merkezde bir gerçek eğrilik tekilliği olacak. R eşittir sıfırda. Fakat bu eğrilik tekilliği dışarıdan görünmeyecek. Buna çıplak tekillik diyorlar. Naked singularity olmayacak. Bir olay ufkunun arkasında perdelenmiş olarak olacak. Merkezdeki eğrilik tekilliğinin etrafında bir koordinat tekilliği olacak ve bunu kapayacak. Ve Schwarzschild yarıçapı cismin kütlesiyle düz orantılı. Cismin kütlesi ne kadar büyükse olay ufku o kadar daha büyük. Ne kadar küçükse o kadar küçük. Mesela Dünya'nın kütlesini biliyorum. Çok büyük diyorsunuz değil mi? Schwarzschild yarıçapını hesap edebilirim. 5-6 kilometre. Ta merkezinde, böyle mağmanın ta içlerinde, diplerinde bir yerde. Onun için kara delik falan diyemem. Güneş'in bile neredeyse çekirdeğinin içinde Schwarzschild yarıçapı. Ama yani onların da Schwarzschild yarıçapı var. Şimdi üçüncüsü, dışarıdan her şeyi içine alacak. Fakat içeriden hiçbir şeyi dışarıya yollamayacak. Bu dört özelliği sağlayan nesne kara delik. En basitinden herhalde ancak bu kadar verebileceğim. Artık. Peki teori bunu diyor ama böyle bir gök cismi gerçekten var mı? Şimdi gök cismi var mı yok mu tartışmadan önce şey diyeyim, olabilir mi? Şimdi biz kara delik oluşabilir mi böyle bir cisim? Şimdi yıldızların biz zaman içerisinde evrimlerini fizik teorilerimizden senaryosunu yapabiliyoruz. Yıldızlar bildiğimiz gök cisimleri. Hepsi ışıldıyorlar değil mi? O şey demek, enerji yayıyorlar demek. Boş uzaya enerji yayıyorlar. Bu enerji nereden geliyor? Enerjileri. Enerjileri yıldızların, yıldız çekirdeklerindeki atomların füzyonla birleşerek daha ağır atomlar olmalarından geliyor. Mesela hidrojen atomu her yerde var. En bol bulunan, en basit atom hidrojen atomu. Bir proton, bir nötron. En hafif. İkincisi helyum. İki proton, iki
2 nötron ve 2 elektron. Şimdi elektronların ağırlığı olmadığı için onların atomun kütlesine pek büyük katkısı yok. Dolayısıyla bir tane protonun ağırlığı, hidrojen atomunun ağırlığı 4 tanesini aldığınız zaman yaklaşık olarak bir helyumun ağırlığı. Şimdi ben süreçleri söylemeyeceğim ama termonükleer füzyon süreci çekirdekte yer alan esas olarak 4 tane hidrojen atomunu alıyor. Bir belli süreçler sonunda bunlardan bir tane helyum atomu yapıyor. 4 tane hidrojen atomunun kütlesi belli. Hidrojen, helyum atomunun kütlesi belli. Arada fark var. Delta M desem, biliyorsunuz değil mi? Einstein bir şeyi var. Einstein'ı meşhur eden bir başka makalesi daha var. E eşittir mc kare. Evet. Ama ben ona delta E eşittir delta mc kare diyeceğim. Füzyona giren cisimlerle füzyondan çıkan ürün arasındaki kütle farkı delta M desem, bunu da c kare ışık hızının karesiyle çarpsam, bu enerji olarak açığa çıkıyor. Yıldızların enerjisini temin eden çekirdekteki bu nükleer reaksiyonlar bir şekilde aktarım mekanizmalarıyla da yüzeye aktarılıp yüzeyden de boş uzaya işte gördüğümüz yıldızı. Yalnız yıldızı ayakta tutan bu enerjisi. Yıldızın bu enerjisi olmasa çekirdeğinde üretilen yıldız kendi kütle çekimi içinde böyle içeriye doğru çökerdi. Bunu tutan basınç, o basıncı veren de işte termonükleer reaksiyonlarla oluşan enerji. Şimdi hidrojenden helyum oluşması en basit adım. Hidrojen atomu bitti deyin çekirdekte ne olacak? Helyum. Helyumlar birleşecek, lityum bir üstteki. Lityumlar, helyum bitince lityum vesaire. Böyle bir şey var, yaşam döngüsü var. En sonunda demire kadar geldiği zaman ondan sonra artık birleşerek füzyonla enerji üretmesi yıldızın mümkün değil. Şimdi yaşam öyküsü burada ilginçleşiyor yıldızın. Evet. Yıldız artık enerji üretemiyor. Ne yapacak? Ölüyor. Yıldız ölmek üzere ama ölmedi daha. Çökmeye başlıyor. Şimdi yıldız çökmeye başladığı zaman en son nerede duracak? Beyaz cüce mi olacak? Kırmızı dev mi olacak? Süpernova olarak patlayacak mı? Bunu belirleyen başlangıçtaki kütlesi, toplam kütlesi. Hafif yıldızlar silinip gidiyor. Yani böyle enerjisi olmadığı için, ışıyamadığı için artık gözükmez oluyor, göremiyorsunuz. Kimisi süpernova oluyor, patlıyor. Her şey böyle. Onun da mekanizması var, onu anlatmayacağım. Fakat çok ağır yıldızlar, mesela 10 tane güneş kütlesi gibi diyeyim. Onun bir sınırı var. Chandrasekhar sınırı denen bir sınırı var. Ondan daha ağır olan yıldızların yaşam öykülerinin en sonunda kara delik olmak var. Bu ne demek? Çöküyor dedim. Çökmek ne demek? Belli bir kütlesi olan çok ağır bir yıldız çöküyor. Yaşamının son evrelerine kadar yarı çapı küçüle 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 gidiyor. Nereye kadar küçülüyor? Bir noktadan sonra Schwarzschild yarı çapının içine kadar girmeye başlıyor yarı çapı. İçine kalıyor. Şimdi mesela dedim ya dünyanın Schwarzschild yarı çapı 5-6 kilometre. Düşünün yani dünya kütlesindeki bir yıldız 5-6 kilometreden daha küçük yarı çapa inebilseydi kara delik olurdu ama olamıyor. Ama 10 güneş kütlesine sahip bir başlangıçta yıldız, yaşamın döngüsünün en sonunda bir kara delik olabilir. Bu ne demek? Yıldızın yüzeyi Schwarzschild yarıçapının içinde. Dolayısıyla o kadar ağır ki dışarıdaki her cismi içine çekiyor. Fakat yüzeyinden mesela bir cisim atsanız ya da ışıkça yayılsa, Schwarzschild yarıçapının dışına çıkamıyor. Dolayısıyla çok ağır yıldızlar yaşam döngülerinin en son aşamasında bir gravitasyonel olarak çökerek gerçek boyutları Schwarzschild yarıçapının altına düşerek kara delik olması ihtimali var. Yani mümkün diyorsunuz. Evet. Yani senaryo bu. Nasıl kara delik oluşabilir gök cismi olarak? Peki varsa nasıl görürüz kara deliği? Şimdi o da ilginç bir şey çünkü kara delik yani oraya sinyal yollayıp sinyal almak, ışık yollayıp ışık yansıtmak mümkün değil. Kara delik şey olarak gözükecek değil mi? Kara delik yani adı o şekilde 1950'lerin sonunda 1960'larda önerilmiş olan bir isim bu. Kara delik çünkü hiç ışık vermiyor, yolladığınız her şeyde geri dönmüyor. Ne yapmalısınız? Şimdi burada esasında iki şey var. Bir tanesi gravitasyonel mercek gibi davranabilir. Ne demiştim? Çok ağır cisimler ışığı
doğrusal yörüngelerinden saptırabilir demiştim. Şimdi mesela bir çok ağır bir yıldızın arkasındaki cisimden gelen ışık doğrusal yörüngede gelmeyecek, bükülerek gelecek bana. Şimdi yalnız kara delikler o kadar ağır nesneler, o kadar ağır nesneler ki aslında biz kara deliğin arkasındaki de bir saklanmış olan yıldızı veya yıldızları görmememiz gerekirdi, değil mi? Hı hı. Ama o kadar bükülüyor ki ışık gelene kadar biz kara deliğin arkasını görebiliriz. Ve en genel kara delik de biraz önce size söylediğim şey değil, Schwarzschild kara deliği değil. O çünkü statik duran bir kütlenin etrafındaki radyal gravitasyonel alanı verdi. En genel kara delik kütlesi olan, belki net elektrik alanı olan, elektrik yükü olan, ki yani gök cisimlerinde genelde yok ama çok küçük kara deliklerde olabilir. Bir de dönen, yani açısal momentumu, spini olan. Ve Einstein teorisinde bu üç korunumlu nicelik dışında herhangi bir karakteristiği olan kara deliğin olamayacağını biliyoruz. En genel çözüm bu. Dönen kara delikler daha da ilginç. Çünkü döndüğü zaman ve siz arkasına bir gravitasyonel mercek etkisi yaptığı zaman arkadasını görüyorsunuz ve de kara deliğin dönmesi nedeniyle de çok acayip şeyler yapıyor arka taraf resim. Mesela bir balık gözü mercek düşünün, değil mi? Ne kadar böyle ışığı büker. Arkada böyle arkadaki şeyi, o cisimleri ne kadar tuhaf gösterir. O zaman kara delik de esasında aynı bunu yapıyor geri plandaki yıldızlar için. Görüntüyü çok şekilde bozuyor ve de dönen bir kara delikse de arkadaki cisimler bayağı acayip şekilde hareket etmeye başlıyorlar. Bu kara deliğin göstergelerinden bir tanesi. İkincisi de şimdi kara delikten hiçbir şey çıkamıyor dedik. Hı hı. Ama öteki taraftan her şey de içeri giriyor. Şimdi biz uzay boş diyoruz ama gerçekten o kadar da boş mu? Zaten yani hani böyle yoğun bir madde yok ama öteki taraftan da yani tozdu, radyasyon, ışımaydı vesaire. Yani o kadar da boş değil. İçeriye ivmelenen nesnelerde elektromanyetik dalga ışıyacak. Bu da fiziğin yasalarından bir tanesi. Eğer bir elektrik yükünü alır, ivmelendirirseniz elektromanyetik dalga yayar. Dolayısıyla kara deliğin içine düşen eğer yüklü şeyler olursa, madde bir plazma olursa onların da ışık yaymasını bekliyorsunuz. Dolayısıyla kara deliği dolaylı olarak orada varlığını hissedebilirsiniz. Çok güçlü gravitasyon alanı yaratacak. Gravitasyonel arka planda yıldızlar varsa gravitasyonel mercek olacak. Bir de böyle acayip harelenmeler, renklenmeler gösterecek. Şimdi bunun için belki bir size bir resim önermiştim. Rijideki arkadaşlara rica ederim. Bu 4 sene, 5 sene önce bir Interstellar filmi oldu. Hı hı. O film işte bir kara deliğe seyahat eden astronotların hikayesini anlatıyordu. Ve de bu görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz bir kara delik olsaydı nasıl gözükürdüğünün cevabı. Şimdi bunun öyküsü çok ilginç. Çünkü bu resmi üretenler Double Negative denen bir Hollywood'daki animasyonları yapan falan bir şirketin bilgisayarcıları. Bu 2017 Nobel ödülünü alan Kip Thorne'un danışmanlığında bu resmi üretmişler. Bu resmi üretmek için yaptıkları Einstein'ın dönen kara yıldızları tarif eden bir çözümü var. O çözümü alıp, integrasyonunu yapıp çözümü çizmişler. Tabii bu bir animasyon filmi de olduğu için renklendirmişler. Çünkü onların daha sonra bilimsel dergide yayınlandı. Şey çok ilginç, bir fizikçi ve yanında Double Negative'in teknisyenlerinin imzası altında iki tane uzun makale yayınlandı. Bunu nasıl çizdikleri hakkında. Ama bu çünkü şey, Einstein denklemini alıyor, koordinat dönüşümleri yapıyor. Niye koordinat dönüşümü yapıyor? Şunun için, biraz önce bahsettim. Koordinat sistemi R eşittir 0. Yıldızın merkezinde, kara deliğin merkezinde. Biz o koordinat sisteminde yazıyoruz. Ama bu resmi çizmek için gözlemci nerede? Dışarıdan bir yerden bakıyoruz, değil mi? O zaman her şeyi değiştirmeniz gerekiyor, koordinatları. Yıldızın merkezinden, kara deliğin merkezinden gözlemcinin bulunduğu dışarıya taşımanız gerekiyor her şeyi. Ondan sonra jeodezikler nasıl gözüküyor diye oradan bakıp bu resmi çizmişler. Bu resmin gerçek grafik gibi. Bir de böyle güzel bir şekilde gözüksün diye sarıya güzel parlak renkleri de boyamışlar. Bu böyle kara delik nasıl gözükürdü, arkası nasıl gözükürdüğünün şeyi. Bayağı buna büyük bir bilgisayar zamanı gerekmiş.
Yani bu üniversitelerde, araştırma kurumlarında olmayan bir kapasite. Ama Hollywood'daki animasyon şirketlerinin bu kapasitesi olduğu için onlar hazırlamışlar. Bu sanırım cevaplardan bir tanesi. Evet. Ama bu bir simülasyon. Gerçek resim olduğunu güzel gözüküyor. yani bunun olsaydı bu şekilde gözükebilirdik. Peki, kara delik hep merak edilir. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmez. Biraz ürkütücü, var mı yok mu konuşulur. Nerelerde bunlar gözlemlenebilecek durumda mı? Şimdi şu ana kadar konuştuklarımız tabii hep böyle teorik olarak. Evet. Evet, ve yani bu da belki ilginç bir şey çünkü kara delik var. Ama bunun keşfi gözlemlerle olmadı. Bunun keşfi teoriden, Einstein teorisinden çözümlerin niteliklerini, fiziksel niteliklerini tartışarak keşfedildi. Evrende gerçekten kara delik diyebileceğimiz gök cisimleri var. 1970'lerden beri gözlenen ve daha çok örnekleri de gözükmüş olan birbiri etrafında dönen çift yıldızlar var. Şimdi bu birbiri etrafında dönen çift yıldız. Mesela Ay ile Dünya birbiri etrafında dönüyor. Dönen çift yıldızların çoğunu siz iki yıldızda görüyorsunuz. Kütlelerinin dönme hızlarını falan siz bunu biliyorsunuz ama bazı dönen çift yıldızlar bir tane eş gözükmüyor. Gözükmüyor. Fakat ötekisi dönüyor ve siz o dönmeden dolayı aslında bir ikinci bir partnerin olduğunu ve de o partnerin kütlesinin ne olması gerektiğini de hesaplayabiliyorsunuz. Eğer bu kara delik olması yetecek kadar büyükse kütlesi hesap ettiğiniz, o zaman bu dönen çift yıldızlardan, partnerlerinden birisi gözükmüyorsa ve de kara delik olabilecek kadar yüksek kütlediyse, o zaman işte o kara delik. Ve bunlardan çok örnekler var. Ve bu daha böyle mesela pulsarlar falan da bu şekilde modellenebiliyor. Çünkü dönme var, elektromanyetik alan, manyetik alan, elektromanyetik dalga yayıyorlar ve de çok hızlı bir şekilde döndükleri için pulslar şeklinde yayıyorlar. Bir de kara delik madde çekiyor, öteki yıldızdan madde çekiyor. Öteki yıldızdan gelen madde de böyle bir anafor gibi helezon yapıp ondan sonra bir düzlem içerisinde dönerek öteki kara deliğin içine gidiyor. Bu da gözlemlenebiliyor mu? Bu gözlemleniyor tabii bunlar. Dolayısıyla kara delik gözlemenin ya da kara delik adayı diyebileceğimiz yıldızlar, dönen yıldız çiftleri eğer bir tanesi gözükmüyorsa ve de çok büyük kütlesi olduğu hesaplanabiliyorsa. Kara deliklerin mesela varlığı için kanıtlardan bir tanesi bu. Başka? Ama bir de 1980'lerde galaksilerin merkezinde dev gibi bir kara delik olduğunun kanıtları geldi. Şimdi size bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi. Çok karanlık gecelerde gökyüzüne çıkarsanız yıldız kümesi böyle gökyüzünü kuşak gibi yapar. Ama dışarıdan bir noktadan bakabilseydik Samanyolu galaksisine düz bir tepsi gibi. Yandan baktığınız zaman dümdüz, ince fakat tam böyle merkezinde bir şey var, tümsek. Yukarıdan bakmış olsaydınız böyle bir kocaman tepsi gibi bir şey görüyorsunuz. Ortası tümsek fakat kolları var. O kollarının olması galaksi dönüyor. Dolayısıyla bizim galaksimiz de esasında dönüyor. Biz neredeyiz bu galakside? Biraz önce resmini gördüm galiba, ikinci resim. Evet, tekrar ona bir tekrar bir görebilirsek arkadaşlar. Onu. Bizim güneş sistemimiz, bu galaksimiz dönüyor. Ortada tümsek var. Bizim galaksimiz kollardan birisinin en kenarlarında bir yerlerde bizim güneş sistemimiz ve çok önemsiz bir güneş sistemi esasında. Şimdi bu galaksinin merkezine yakın, merkezin neresi olduğu çok açık olarak gözüküyor. Bu tam ondan da emin değilim bizim galaksi olduğunda ama neyse. Merkezinde bir dev kara delik olduğunun kanıtları var. Bu tip görsellerle? Bu görsel tabii şey, bu daha böyle güzel renkleri oldu, resimde olsun diye canlandırılmış şeyler. Hı hı. Bu zaten siz galaksimizi biz böyle görmüyoruz tabii, hı hı. Değil mi? Biz galaksinin içindeyiz, kenardayız. Dolayısıyla biz görüş şeyimizi düşünürseniz, görüş doğrultumuzu, biz işte merkezde ışıkların yoğunlaştığını görüyoruz. Bir de tepsinin yanlarını gökyüzünde kuşak olarak görüyoruz.
Ama tabii bütün yıldızların falan konumlarını bildiğimiz için sanki dışarıda olan bir gözlemci o konumunu nasıl, dağılımı nasıl gözükür, onun resmini bu şekilde çiziyoruz. Ama siz yani bu galaksinin bu görünümü şeyden değil yani dünyadan bu şekilde gözükmüyor. Ama öteki taraftan tipik bir galaksi. Tabii yani evrende çok sayıda galaksiler var, galaksi kümeleri var, trilyonlarca galaksiler var. Biz onlardan bir tanesiyiz ve dönüyor ve merkezinde de bir tane kara delik var. Kara delik var. Yani kara delikler varlar ve evet. Bir şekilde, birçok şekilde hatta gözlemini biliyorlar evet. Diyorsunuz. Bir de bu son 2015 senesinde biliyorsunuz gravitasyon dalgası gözlendi dendi. Ve bu gözlem sonucunda da işte 2017'de gözleyenler de Nobel ödülü de aldılar ve bu son derece büyük bir keşif. Gene Einstein teorisinin çok önemli gözlemlerinden bir tanesi. Eğer uzay zaman eğriliği işte kütle çekiminin nedeni ise uzay zaman eğriliğinin böyle küçük dalgalanmaları boşlukta ışık hızıyla yayılan gravitasyon dalgası üretebilir. Bu Einstein'ın 1917'de kendi gözlemi. Zayıf gravitasyon dalgaları ışık hızıyla yayılabilirler gözlemi. Bu yalnız çok zayıf. Yani elektromanyetik dalgaları görüyoruz ama yani gravitasyon dalgası sizin inanamayacağınız kadar çok daha zayıf titreşimler. Ve bunları gözlemek için LIGO gözlemevi diye yani nasıl diyeyim... Bizim mesela lazer laboratuvarımızda lazer girişim ölçerleri bir masanın üstündeki ufak bir destelerdir. İki kol. Bu kolların 4'er kilometre olduğunu düşünün. Gravitasyon dalgası geldiği zaman bir girişim deseni oluşturacak ve iki tane var. Amerika'nın birisi kuzey batı ucunda, birisi güney doğu ucunda. Arada 3000 mil, 4000 kilometre var. İkisi eş anlı olarak geldiği tespit edilirse bunun işte nereden geldiği bilinecek. Şimdi gravitasyon dalgası gözlemi kendi başına çok ilginç. Yalnız bu gravitasyon dalgasının nereden geldiğini simülasyonlarla insanlar araştırdıkları zaman gördüler ki bu gravitasyon dalgası çok 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 uzaklarda, bizim galaksimizin dışında 400 megaparsek uzaklıkta iki tane kara deliğin çarpışıp tek kara delik haline geldiği bir süreçte çıkan gravitasyon dalgasının bize gelmesi sonucu oluşmuş. Şimdi hesaplar bunu gösteriyor. Dolayısıyla gravitasyon dalgası gözlendi, Nobel ödülü aldı ama onun bir yönü daha var. Esasında bu aynı zamanda indirekt olarak kara deliklerin varlığının ve iki kara deliğin çarpışıp birleşerek tek kara delik haline gelmesinin de bir kanıtı esasında indirekt. Dolayısıyla daha yapacak çok şey var. Ve belli ki kara deliklerle ilgili de daha öğrenilecek 20, çok şey var. 21. yüzyılda kalmış en önemli şeylerden biri. Bir tanesinden daha bahsettim. Gravitasyon dalgası da 2017'de bir tane daha gözlendi. Bu da çok önemli bir adım. Çok zayıf. Bir de işe yarar ne yapar bilmeyiz ama teorinin bize öngördüğü çok önemli niteliklerden biri kanıtlanmış oldu. Esasında Einstein'ın 21. yüzyılda kalmış bir tane daha çok önemli öngörüsü var, ondan hiç bahsetmeyeceğim. Kara delikler saydık, gravitasyon dalgasını saydık. Ötekisi de genleşen evren, dinamik bir evren resmi. Büyük patlamayla başlayıp genleşen evren resminde gene Einstein'ın genel görelilik teorisinin sonucu aklımıza gelen bir nitelik. Çünkü dinamik evren fikri, yani genleşen evren fikri çok zor bir fikir. Ancak... Dört boyutlu bir evren modeli yapabilmek için Einstein teorisini bilmek gerekiyor. Şu anda çok çalışılıyor tabii bu kozmoloji, nereden geldik, nereye gidiyoruz soruları için. Bu üç soru 21. sorudaki en önemli sorulardan, bilimsel sorulardan en başta gelenleri olacak. Ki hepsi de birer yayın konusu belli ki ama kara deliklerle ilgili en azından biraz şimdilik aydınlanmış olduk. Ve de yani kaderimizi de görmüş oluyoruz herhalde değil mi? Eğer galaksimizin merkezinde bir kara delik varsa ne olacağımızı biliyoruz. Çünkü her şeyi içine alacak eninde sonunda. Ama tabii söz konusu zaman aralıkları o kadar uzun, o kadar uzun ki evrenin yaşı, galaksimizin yaşı falan söz konusu olduğunda bizim güneş sistemimiz ve üstündeki insan uygarlığı bir an gibi,
Biz yani bütün o merkezdeki kara delik bütün galaksiyi içine çektiği anda biz zaten ne güneş sistemi kalacak, ne dünya kalacak, ne insanlar kalacak. Çok uzun bir zaman aralığından bahsediyorum ama en azından teorinin bize söylediği kaderimiz bu. Bizim ömürlerimizde en azından bir şey olmayacak belki ama yine de bu fikirler belki bu konuyu hem bu kadar ürkütücü hem de bu kadar çekici hale getiriyor. Yani belki bir de tabii evrenin başka bir yerinde bir başka galaksi bizden daha önce hızlı gidip gelişip bu kadere de sonunda ulaşmış olabilir tabii, o da var. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Biraz bugün programı yaptığınız için. Bilgi edinmiş olduk. Meraklısına Bilim'de bu hafta kara delikleri konuştuk. Koç Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Tekin Dereli'yi ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.